Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyicilerimiz, sağlık olsun programımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Daimi konuğumuz fizyoterapist Sayın Serkan Orhan Beyefendi bu programda da aramızdalar, stüdyomuza teşrif ettiler. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz hocam, sağ olun. Sizleri sormalı. Elhamdülillah, çok şükür. Mevlam cümlemize sağlık, sıhhat versin. Amin inşallah. Hocam bugünkü konumuz diyabet halk arasında şeker hastalığı diye de bilinen ve Hı -hı. toplumumuzda çok yaygın olan bir hastalık maalesef. Hı -hı. Hocam bize diyabet hakkında, diyabet hastalığı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Diyabet nedir? Kaç çeşit diyabet vardır? Ve neden nükseder? Neden olur? Evet. Şimdi şöyle hocam, e, diyabet hastalığı öncelikle çeşit dediğiniz şey biz tıp dilinde e, tiplere ayırıyoruz. Bu diyabetus mellitus diye bizim söylediğimiz aslında latincesi böyle olan e, halk arasında sizin de söylediğiniz gibi şeker hastalığı. Evet. İki tipi var. Bir tip 1 bir, bir de tip 2. E, genel olarak tabi bu şekilde. Birazdan bunun detaylarına gireriz ama öncelikle şeker hastalığının ne olduğunu bir tarif edelim. Evet, adını nereden alıyor? Neden şeker hastalığı diye biliniyor halk arasında? Evet. Şimdi bizim kanımızda bazı maddeler var, malzemeler var ve bu maddeler vücudumuzun etrafını dolaşarak gerekli yerlere besin takviyesi ve enerji vererek buralardaki canlılık faaliyetini sürdürmemizi sağlıyor. Ee, kan şekerimizde bunlardan birisi yani kanımızda bulunan şeker şeker dediğimiz gerçek şeker olarak düşünmeyelim ee, karbonhidratlı malzemeler de şeker olarak geçer e, latince de ve biz bunları yani gene itibariyle glikoz dediğimiz şey aslında evet. ee, karbonhidratlarda bulunan e, yoğun miktarda bulunan e, bir malzeme. Ve bunlara bakıldığında ekmek de bu gruba girebilir, nişasta da bu gruba girebilir. Yani şeker sadece şekerli ürünler anlamında değildir. Evet. Ee, karbonhidrat ürünleri de aynı şekilde şeker e, anlamına geldiği için bu anlamda bu malzemeler de kan şekerinin yapımında ve içerisinde bulunan malzemeler arasındadır. Ve bunun sayesinde bizim vücudumuzdaki dokuları dolaştığında enerji vermesi açısından bu dokuların harekete geçebilmesi için, canlılık faaliyetini sürdürmesi için minimum miktarda bulunması gereken bir kan şeker düzeyi vardır. Ve bu şekerin düzeyinin altında olmasına biz hipoglisemi demiş olduğumuz yani şekerin azalması diye tarif ediyoruz. Belli bir değerin üstünde olması da hiperglisemi yani yüksek şeker olması ya da şeker yoğunluğunun fazla olması anlamına geliyor. Ve eğer bu iki uç normal sınırların dışında bir şekilde bunlar varsa e, biz burada şeker hastalığını söylemiş oluyoruz. Yani dokuların ihtiyaç duyduğu belirli orandaki kanda bulunması gereken şekerin e, daha az miktarda bulunması yani yetersiz olmasından dolayı genellikle toplumumuzda e, bir şeker hastalığı durumu yaygınlaşmış oluyor. Bunun normal sınırları 50 ile 60 e, değerlerdedir. ML bölü DL diye bizim tarif ettiğimiz bir birimi vardır. 50-60 bandında bir değeri vardır. Bunun altına düştüğü zaman düşük şeker oranına sahip olduğu için takviye alması gerekir. Ya da fazlaysa düşürmek gerekir. Biz burada herkesin bildiği gibi işte bunu belli başlı ilaçlarla arasındaki bu dengeyi sağlayabiliyoruz. Ve işte insülin demiş olduğumuz bugün çok sıkça kullanacağımız kavramlardan birisi. Eğer fazla şeker oranı varsa insülinle birlikte biz bu şeker oranını azaltabiliyoruz. Ya da eğer azalmışsa glikogon ismi vermiş olduğumuz farklı insülinin tam karşıtı olan e, evet. şeker miktarını artıran yaklaşımlar ve müdahalelerle bu normal değere gelmesi için e, acil durumlarda tabii müdahalesi gerçekleşmiş oluyor. Genel itibariyle te, e, tekrar çerçevesini çizmek gerekirse vücudumuzdaki bulunan kanda e, 50 ile 60 değer bandında bulunması gereken şeker miktarının azlığı ya da çokluğuna biz şeker hastalığı demiş oluyoruz. Teşekkür ederim hocam. Halk arasında da zaten nüksettiğinde şekerim düştü veya şekerim çıktı diye tabir ediliyor. Evet nedenlerini öğrenmiş olduk. Hı hı. Peki hocam şeker hastalığının yani diyabet hastalığının belli bir yaş aralığı var mıdır yoksa her yaşta görülebilen bir hastalık mıdır? Aslında şöyle yaşlara göre şöyle ayırabiliriz. Ee, az önce söylediğimiz gibi diyabetin tipleri var. Tip 1 ve Tip 2 olarak. Ee, tip 1 <laughs> diyabetler çoğunlukla 30 yaş altında hemen kendisini belli eder. Ee, olan düzeyde diyebiliriz yani yaş olarak da bakıldığında 30 yaş altındaki bireylerde çoğunlukla görülür biraz sonra zaten ne tür, ne tür bir şikayetler olduğunda şeker hastalığını şüphelenmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz. Evet, belirtileri nelerdir diye soracağım. Evet. E, bu bir kısmı bir de tipiki dediğimiz şey ise 30 ila 40 yaş sonrası dönemde kendisine hemen belli etmeyen zamanla yaş ilerledikçe bazı şeyler birike birike kendini gösteren bir de tipiki dediğimiz türü var. E, bu şekilde hem yaşa göre hem de kendisinin e, süreç içerisindeki belirti verip vermemesine göre ikiye ayırabiliriz hocam. Hocam peki 30 yaş altında görülebilen dediniz ya bunun belli bir başlama seviyesi var mıdır? Yani şu yaştan itibaren yoksa bir çocuk yeni doğan bebekten itibaren görülebilir mi? Bebeklerde görülebilir bir rahatsızlık mıdır? Tabii ki görülebilir. Zaten doğumla birlikte mi gelen bir rahatsızlık? Sonradan mı aslında Tabii. şöyle e, genetik olarak da bunu zaten e, eğer tip 2 diyabetten bahsediyorsak genellikle tip 2 diyabeti olan bireylerin aile öyküsünde vardır. Hmm. E, genlerinde olduğu için ama hemen göstermemiştir kendisini. E, uzun yıllar sağlıklı bir şekilde devam etmiştir. Fakat ilerleyen yaşla birlikte artık bu birikinti e, kendisini gösterebilir. Tip 1'de ise e, bu süreç e, kendi yani doğum öncesinde gebelik dönemindeyken Bebeğin kendisini geliştirdiği esnada e, bu kan düzeylerinin yeterli bir şekilde organize edilememesinden dolayı Yani hmm. e, daha anne karnındayken belki başlatılan evet. Çünkü e, bebek doğduktan sonraki dönemlerde de belirli aralıklarla e, tahlilleri yapılır İşte topuktan kan alınır evet. vesaire Yani bu ta, bu tarz e, yöntemlerin yapılmasının nedeni aslında bunları e, ilk yaşlardan itibaren tanısını koyabilmektir bu yaştan itibaren ve bu tahlillerle birlikte şayet gözükürse zaten hemen bununla ilgili tedavi protokolleri devreye girmiş oluyor. Bu sebeple doğumla birlikte zaten hemen o tahlillerle birlikte bu anlaşılabiliyor. Ama daha çok toplumumuzda yaygın olarak ve bilinmeyen ya da daha sonra karşımıza çıkan 50 yaş sonra 40-50 yaş sonrası düzeyde karşımıza çıkmasıyla daha çok etrafımızda görüyoruz. O zaman e, sizin tip 2 dediğiniz yani 30 ve 40 yaşlardan itibaren sinsize gelişen, arka planda gelişen bir rahatsızlık çeşidi de olduğunu söylediniz diyabetin. Tabii. Bunun için o zaman düzenli olarak tetkikler, tahliller gerekiyor diyebilir miyiz? Şöyle. Yani e, sağlıklı bir insanın şeker hastası olabilme potansiyeli var o zaman. Var. Her, birimiz, her birimizin. Bunu en basitinden şöyle anlayabiliriz. Eğer ki ailemizde, soyumuzda e, genlerimizden gelen e, bilgilere bakıldığında şayet şeker hastalığı geçmişi varsa büyük ihtimal zaten bizde de bununla ilgili hmm. e, belli başlı genler aktarılmıştır. Bu sebeple bu yönden de kendimizi denemek, ara sıra bir kontrol etmek ve bakmak e, normalde sağlıklı bir bireyin minimum 2 yılda bir ama önerilen yılda bir check-up'a girmesini normalde tavsiye ederiz. Yılda bir e, genel olarak check-up'lara giren kişiler zaten bununla ilgili herhangi bir ee, hormon düzeyinde olabilir, kan değerlerinde olabilir, e, idrar tahlilleriyle olabilir ya da fiziksel uygunluk anlamında göz muayenesi A'dan Z'ye tamamen e, vücudunu check-up'a girdiğinde bu muayenelerin sonucuna göre kendisine belli hastalık var mı yok mu bunlar çıkabiliyor. E, fakat bunlar ne yazık ki bizim toplumumuzda çok bilinen ya da e, sürekli e, yap, yapılan bir davranış olmadığı için check-up'a gitmek sanki biraz böyle... E, lüks gibi, farklılıkmış gibi geliyor. Yani çok da alışkanlığımızın olduğu bir durum, durum olduğu değil. söylenemez evet. Fakat e, yine aynı bu kişilerin %90'ında muhtemelen aracı var ve bu araçlar belli e, periyotlarla muayeneye girmek zorunda. Araçlarımız hmm. muayeneye girebiliyor ama e, araçlarımızın içerisindeki canlar muayeneye girmiyor. Bu da ayrı bir ironi hocam. ama Çünkü muayenesiz araçla trafiğe çıktığımızda cezaevi ihtimalimiz var. Fakat evet. check-upsız bir vatandaşın yolda dolaşırken herhangi bir sağlık denetimcisi tarafından ceza yazılma durumu yok. Ceza e, kesilmiyor. Fakat ilerleyen süreçte ne yazık ki hastalıkla bu çok Maalesef. daha büyüyerek karşısına geliyor. <laughs> Asıl cezayı uzun vadede aslında kesilmiş oluyor <laughs> hocam. Sadece o günün şartlarında bir şeylerin varlığını yokluğunu keşfetmemiş oluyoruz. Ve bu bizim için dezavantaj. Evet. O zaman yani genlerimizi aldığımız büyüklerimizden, anne babamızdan veya onların anne babalarından şeker hastalığı öyküsü olan varsa tabi o zaman mutlaka mutlaka dikkat et yaptırmamız yani. gerekiyor şeker hastalığı diyabet için Evet peki hocam hastalığın belirtilerinden bahsedebilir miyiz tabi bir kişi diyabet hastası olduğunu nasıl anlayabilir veya bir çocuğun diyabet hastası olduğunu nasıl anlayabiliriz Yani şöyle e, tiplerine göre tabi değişiyor ama biz burada bugün çoğunlukla tip 2 diyabet için konuşacağız Çünkü evet. toplumda e, bilinen ve yaygın olan türü bu, ee, tipiki diabeti olan bireylerin genellikle baktığımızda e, normal kilonun üstünde olduğunu görürüz. Yani kilolu bir e, görüntüleri vardır. E, çoğunluğunda görme bozukluğu gözük gözükür. Özellikle de bulanık görme anlamında bir bozukluk olur. Ve e, biliyoruz ki ço çok çabuk yorulurlar. Eğer e, normal zaman göre işte bir yerden bir yere giderken ki kendi temponuzu bunu insanlar genellikle yaşlanıyorum diye düşünerek herhalde performansım düşüyor diye zannediyorlar ama şeker hastalığının da ne yazık ki çabuk bir şekilde yorgunluk göstermesi ve sizi halsiz bitkin olarak hissetmenize sebebiyet verebiliyor. Özellikle ee, bunun dışında da idrar yollarındaki işte belli başlı bir e, enfeksiyon olması ve çok sık idrara e, çıkma da yine bu göstergelerden birisi ee, dışarıdan bakıldığında ciltlerinde kuruluk olduğu e, hemen gözükebilir aslında şeker hastası olan bu biraz tabi ileriki seviyelerde ama insan kendisini e, yavaş yavaş acaba ben işte 40'lı yaşlardayım 50'li yaşlardayım e, henüz böyle bir şeyim yok ama E, başlangıcı olabilir mi diye düşünüyorsa çabuk yoruluyorlar mı idrara sık çıkıyorlar mı e, aile öyküleri var mı özellikle ve e, görmelerinde zaman zaman bulanıklık hissediyorlar mı e, bunları bir kontrol etsinler e, şayet bunlardan yana bir şikayetleri varsa e, hızlı bir şekilde bununla ilgili kan tahliliyle hemen bunun tanısı zaten normal düzeye göre belirlenmiş olabiliyor ee, bunun tabii ki bir diğer e, kısmı da kilolu vesaire olmakla birlikte e, en önemli aslında. Yani söyleyebileceğim şeylerin başına da hareketli veyahut da hareketsiz yaşam e, nasıl etkisi olabilir diye bu genellikle sorulan bir şey. Yani hareket etme şeker hastalığının nasıl bir ilişkisi var diye. E, az önce de bahsetmiştik aslında biz kan şekerimizle ilgili olan bir hastalıktan bahsediyoruz ve kanımızın devir daimi ve hareketiyle ilişkisini anlatmıştık. Ve her hareket ve egzersizde bizim kanımızın hareketini, dokulara olan ulaşmasını ve buradaki değişimleri organize eden bir döngü sağlıyor. Bizim aktif bir yaşamımız olduğunda bu döngünün düzenli bir şekilde devam etmesi vücudumuzda aslında varsa bile şeker hastalığının daha ileriki yaşlara atmamıza sebebiyet verebiliyor. Yani aktif yaşamımı e, sürdüren bireyler belki 30'lu 40'lı yaşlardan itibaren sinsice başlayan bu hastalığı 75-80 yaşlarında da e, görebilirler. Ama sedanter demiş olduğumuz biraz daha e, oturmaya düşkün, çok fazla hareket etmeyen, e, çoğunlukla masa başında günlerini geçiren e, yaşamı içerisinde aktif bir hareketi genellikle olmayan bireylerde ise biz bu prevalansın yani biz bu yoğunluğun 40'lı e, yaşların başında hemen kendisini gösterdiğini biliyoruz. Özellikle 40'lı yaşlarda 45'li yaşlarda bu tanılar daha çabuk gözüküyor. Çünkü toplumca e, hareketimiz daha düşük seviyede olduğu için bu ne yazık ki bize dezavantaj olarak gösterilebilir hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ne olduğunu öğrendik diyabetin. Kaç tip olduğunu anlattınız. Kimlerde görülebildiğinden bahsettiniz. Yaş aralığını öğrenmiş olduk. Hı hı. Şimdi sıra geldi diyabet hastası olan bir bireyin tedavi için neler yapabileceğini. Siz bir diyabet hastası bireye tedavi için nasıl yaklaşımlar sergiliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bu hastalığın tedavisi tam olarak tedavisi var mı? Yani net olarak bu artık diyabet hastası değil bu şahıs diyebileceğiniz bir tedavi var mı? ...bu şekilde olumlu bir sonuç veriyor mu? Veyahut da yoksa da ömür boyu tedavi devam eden bir süreçse nasıl işliyor bu süreç? Aslında hocam potansiyel olarak her birimiz bu seviyeye gelebiliriz. Ee, bu seviyeden de çıkabiliriz. Ee, bu tehdit her zaman var. Bu sebeple evet bugün bu kişi artık e, diyabet hastası değil diyebiliriz. Ama 5 yıl sonra tekrar eski hayatına döndüyse... ...ya da bununla ilgili düzenlemeleri terk ederse... Tekrar e, diyabet hastası olabilir bireyler. Bu yüzden e, bizim burada aslında bu programı yapmamızın ya da programda bu başlığı ele almamızın nedeni bugün olmayabilirsiniz ama e, çeşitli önerilere uymadığınız takdirde potansiyel olarak siz de diyabet hastasısınız. Evet. Yani bugün olmayabilirsiniz ama belki bundan 5 yıl 10 yıl sonra siz de diyabet hastası olabilirsiniz evet. diyebilmek amacıyla. E, bu programı gerçekleştiriyoruz. Evet biz diyabet hastalığını tedavisini gerçekleştirilebiliyor. Bunun için e, birkaç yolu ve yöntemi var. Bunlardan birisi öncelikli olarak e, eğitimi verilmesi lazım. Yani bizim bugünkü yapmış olduğumuz program gibi diyabet hastalığı nedir? Ne değildir? E, Nelerin varsa ben bu hastalıktan şüphelenmeliyim. Öncelikle hastalığı bileceğiz. Yani bu hastalığın ne olduğunu iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Eğer hastalığa da sahipsem kendime nasıl bakmalıyım kısmını da iyi bilmeliyim. Ee, bu sebeple bizim birinci sırada e, tedavimizin birinci sırasında eğitim var. Ve bu eğitim esnasında biz hastalarımıza vermiş olduğumuz kişiye özgü tabi belli başlı tavsiyeler veriyoruz ama genel olarak da söylemek gerekirse e, kendisinde mutlaka e, belli bir e, bilinç düzeyiyle birlikte işte eğer halsizliği varsa yeri geldiğinde uzun süreli dinlenmeleri de yapması gerekir. Fakat eğer e, onay veriliyorsa uygunluğu varsa aktif bir yaşanma dönmesi lazım. veyahut bir şeker hastasının kıyafetleri bizim için çok önemlidir. Herhangi bir şekilde e, örnek vermişe saat takmasını işte küpe takmasını veyahut çeşitli aksesuarlar takmasını istemeyiz. Çünkü az önce söylediğim gibi e, diyabet hastasının cildi kurudur. Ve bu kuruluktan dolayı diyabet hastalarının en büyük şikayet ettiği şehrin başında, bası yaraları gelişir yani hmm. e, örnek verin bileklik taktınız ve bu bileklik bulunduğu deriye yapmış olduğu temastan dolayı yani ama sıkmıyor basınç sadece sıkmak olarak düşünülmesin temas olması bile e, hatta mesela hırkaların e, uç kısımları mesela kol hmm. kısımlarının lastikli olan türleri var eğer bu lastikli türlerinden giyiliyorsa oralarda ilerleyen zamanda yaralar çıkıyor yani deri bildiğiniz yarıklar oluşabiliyor deride. Temasta süreklilik neden oluyor buna yani? Evet. Yani bir şeyin sürekli olarak oraya temas etmesi, biraz sürtünmesi, özellikle sürtünmeden çok yaralar olur. Biz bu sebeple yara bakımını çok iyi anlatırız. Bu yara bakımında çarşaf temizliği, düzenliği çok önemli. Mesela çarşaf katlanır ve bu e, katlanmış çarşafın üzerine yatan bir e, diyabet hastası sabah uyandığında sırtında ya da o temas eden o katlanmış yer neredeyse orada bir kesiklik olduğunu görürler genelde. Çünkü yani çünkü normal düzeyde tek kat ama bir yerin iki katlı olması bile orada bir basınç farkı oluşturduğundan ötürü e, bu tarz yaralar oluşturabiliyor. Biz bunu hastanede çok e, sık gördüğümüz bir durum. Vücut çok kolay tahriş oluyor o zaman. Elbette hocam zaten e, diyabet hastalığındaki e, olay kan şekerinin belirli bir düzeyde az olduğu için bunu tolere edememesi. Yani o hmm. kanın e, ilgili dokuları e, olması gereken düzeyde besleyemediği için bundan dolayı kuruluklar oluşuyor. Ve bu kuruluklar neticesinde de sürtünmeler, çizilmeler, e, çeşitli temaslar. Bu ve benzeri yaraları yapabiliyor. Ha, tabii bunlar e, düzeye göre değişebiliyor. Yani hemen 40 yaşındaki bir birey en ufak bir çizikle yara oluşmayabilir. Ama ilerleyen zamanla bununla ilgili ne yazık ki e, kısımlarda yara bakımı için biz öncesinde uyarılarımızı yapıyoruz. Hem e, ayakkabı kullanımı olsun, kıyafetler olsun. Takılar anlamında olsun, yataklardaki kullanılan çarşaf olsun. Biz o yüzden mesela ayna ile eğitimler veririz. Yani kişi kendisini kontrol edebilsin diye ayna ile hmm. işte bacağın önünü arkasını görebiliyor mu, göremiyor mu diye ayna ile bakar işte vücudunun sırtını görmesini istiyor, tutup sırtına bakmasını isteriz. Yara var mı, çıkmış mı diye kendisini hmm. muayene etsin diye. Yani bakanı olmayabilir belki evinde yardımcı Mutlaka. olmayan olabilir. Ee, biz o yüzden bireyin kendisini eğitiriz öncelikle. Tabii ki e, çevresinde kendisiyle birlikte vakit geçiren e, yakınları da varsa onlara da bu anlamda eğitimler veririz. Yani e, bizim tedavimizin olmazsa olmaz birinci kısmı eğitim. Yani evet. bu eğitimde yara bakımını söyledik, hastalığın ne olur ne olmazlık kısmını bahsettik. Bir diğer kısım ise şu demiştik e, sonuçta bu kan e, şekerinin düşmesi ya da azalmasına bağlı olarak ee, ...hastalarımızın kullanmış olduğu ilaçlar var. Bunlar insülin ve işte eğer fazla kan şekeri artmışsa... ...düşürmek için insülin kullanımı... ...ya da işte azalmışsa artırmak için glukagon ismini vermiş olduğumuz ilaçların kullanımı şeklinde. Bunlara dair ilaçlar nasıl kullanılacağına dair eğitimlerini veririz. Ve e, düzenli aralıklarla kendi kan şekerinin ölçümünü yapabilmeleri... E, ...çok önemli. E, günden güne işte takibi yapılması için... Zaten diyabet hastalığının ileri düzeyinde olanlarda artık bununla ilgili kendilerinde evet. cihazları var ve çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Bir diğer kısımda ise kendilerini işte eğer kan şekerleri düzeyi düşerse nasıl müdahale etmeleri gerektiği ya da artarsa nasıl müdahale etmeleri gerektiği ile ilgili eğitimlerini bilgilerini veriyoruz ve bu bizim tedavimizin olmazsa olmaz birinci basamak kısmı Eğer burayı, İyi bir şekilde öğrenen hasta gerçekten çok kısa zaman içerisinde e, bünyede buna uygun bir şekilde adaptasyon sağlarsa bununla e, güzel bir birliktelik geçirip bu hastalığı yenebiliyor. Yani bu bir kanser değil nihayetinde. Evet. Kişiden kişiye bulaşan bir hastalık da değil. Tamamen sizin yaşamınızı nasıl e, etkilediğiniz, nasıl çevirdiğiniz, nasıl idame ettiğinizle ilgili olan bir şey. Ve bunları dikkat ettiğinizde, bunları düzene koyduğunuzda Zaten bu hastalık kendisiyle ilgili olan kan değerlerini normal sınırlara çekmiş oluyor. O yüzden eğitim bizim için olmazsa olmaz kısmı. Ve eğitimin en önemli kısmı da sizin de dediğiniz gibi birinci olarak farkındalık hastanın ilk önce diyabet hastası olduğunu farkında olması gerekiyor. Tabii neler yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Tabii. Ondan sonra bu adımı takip eden ön önem en önemli süreç ise diyabetle barışık bir şekilde yaşamayı öğrenmek. Kesinlikle. Nasıl müdahale edeceğini bilmek. Evet. Yani şunu söylemezsek olmaz hocam orada. Ee, işte bizim toplumumuzda çok şey de ama ne olacak falan gibi genelde şeyler vardır. Yani çok kötü sonuçlar çıkabilir. Evet. Nihayetinde görme bulanıklığı gibi şikayetler olabiliyor ya da e, yorgunluk, halsizlik uyku gibi şeyler olabiliyor. Mesela araç kullanan bir e, diyabet hastası yasak olması lazım bence. Çünkü niye? Yani gerçekten ansızın hiçbir şey olmadan bir anda uykuya dalabiliyorlar bulundukları yerde yani bu ilerleyen safhalarda mı oluyor yoksa her diyabet hastasının yani görebileceği bir hemen hemen orta etkili. düzeylerde başlangıcın biraz ila, yani orta dönemlerdeyken falan artık böyle az, anlık böyle hemen çabucak uykusu gelir yattığı yerde hareketsiz duruyorsa 3-5 dakika içerisinde uykusu gelir Uyu, uyuyakaldığını görürsünüz şimdi mesela yolculuk yapan birisi yanında eğer işte birisi konuşturmuyorsa ya da bir şekilde onu uyaran yoksa bu kişi uyuklayabilir ve trafik kazaları yapabilir. Ee, bu yüzden zaten ayakkabısına vesaire dikkat etmesi gerektiğini söylemiştik. Uzun süre oturup da mesela uzun yolculuğa çıkmaması gerekir. Çıkacaksa ona uygun bir şekilde e, molalarını verip işte oturduğu yerin kıyafetinin katlanıp katlanmaması vesaire bunların tamamına dikkat edilmesi lazım. Yani e, şunu dediğiniz çok önemli bir diyabet hastası olduğunu farkına var. Mutlaka. Evet ben bir diyabet hastasıyım ve Buna göre hayatımı organize etmeliyim, düzenlemeliyim diyebilmeli. Peki hocam ilaç tedavisinden bahsettiniz. Hı hı. Şimdi biraz da oradan bahsedelim. Ee, eğitimden sonra tabii biz en çok yapmış olduğumuz müdahalelerden müdahalelerden ikincisi de farmakolojik demiş olduğumuz yani ilaç tedavisi. Ee, burada da zaten belli başlı düzeylerde hazırlanmış olan ilaçlar var. Ee, bu ilaçları kendilerine belirli dozlarda e, doktor kontrolünde e, ya da eczaclarının e, önerisiyle ee, bunu aldıkları takdirde bu düzeylerde devam edebiliyor. Ee, bunun da eğitim ve bilinciyle birlikte hareket ediyorlar. Bu kısım zaten çok da e, şöyle yaparsam daha çok arttırır. İşte iki doza çıkartın, üç doza çıkartın diye burada bir evet. şey söyleyemeyiz. Orada tamamen e, doktor ne söylediyse harfiyen uymak lazım. Hatta saatlerine dikkat etmek evet. lazım. Çünkü o anlık geçişlerde ya da bozulmalara göre kan düzeylerindeki bozulma neticesiyle farklı sersemliklerle birlikte baş dönmesi, farklı farklı şikayetler oluşturabilir. Bunlardan muzdarip olmak adına ilaçları zamanında ve size söylenen miktarda kullanmaya özen göstermelisiniz bir diğer kısım ise dedik ki evet diyabetli bir hastaysanız yaşam tarzınızı buna göre adapte etmeniz lazım. Peki ne yapmalıyız? Yani Hı. nasıl bir yaşam tarzına sahip olmalıyız? Her şeyden önemlisi bu nihayetinde e, kan, kanımızın içerisindeki bundan bir şeker oranından bahsediyoruz. Yani kanımızdan bahsediyoruz. Kanımızı en çok neyle biz e, besliyoruz? Besinlerle, yemeklerle. Bu sebeple sağlıklı beslenme bizim için birinci adımda olmazsa olmaz yani düzenli, dengeli, sağlıklı bir beslenme bir diyabet hastasının en çok dikkat etmesi gereken şeyler arasında. Bunun için e, bu konuda ve bu alanda çalışan diyetisyenlerle birlikte işbirliği geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü e, kan düzeyiniz nedir, yaş yaşınız nedir? Hatta biz bunu şu anda mesela bir taraftan da bakanlık tarafında bir zirve hazırlanıyoruz mesela. Burada da ele almak istediğimiz başlıklardan birisi e, sosyo-kültürel -kültür bak bakış açısı e, çok önemli. Ne, nasıl yani diyeceksiniz. Evet. Biz hastalarımıza yaklaşımda bulunurken nereli oldukları da bizim için çok önemli. Çünkü hı, örneğin hı. işte... Ee, kahvaltısını ciğerle yani yapan bir e, bireyden e, eti tamamen bırakmasını isteyemezsiniz. Yani bu çünkü onun Mutlaka. kültürüne uygun bir şey değil. Ya da tam tersi işte e, Ege'de tamamen sebzeyle ağırlıklı olarak beslenen bir toplumun işte çok daha farklı bir besin programı vererek bunu yapmak zorundasınız diye dayatma olmaması lazım. Bu geçişkenliği hazırlayacak şekilde ...kişinin nereli olduğu bile... ...yani normal zamanda nasıl bir beslenmeye... ...sahip olduğu iyi bir şekilde... ...araştırılarak... ...buna uygun adapta... ...yani zamanla bu... ...istenen düzeye getirilene kadar... ...ekmek kesilecekse işte onun düzeyine göre... ...ya da işte... ...başka neler tüketiyorsa... ...buna göre bu düzenlemeleri yaparak... ...öncelikle sağlıklı, dengeli, düzgün bir beslenme programına... ...tabiye tutulması lazım. Peki hocam beslenme demişken... ...şu soruyu sormak istiyorum kim olursa olsun mutlaka ama mutlaka şu besinden uzak durmalı diyebileceğiniz hangi besinler var? Neyden bahsedersin? Yani tatlılardan mı, pirinç pilavından mı, ekmekten mi? Bu özellikle her diyabet hastası mutlaka bundan kaçınmalı diyebileceğiniz. Yani diyabet hastaları az çok Biliyor değil aslında. ]lar. Çoğunluğu bunu bilirler. Evet. Yani genel bir tavsiye vermek gerekirse aslında bu benim uzmanlık alanım değil. Yani bunu gerçekten e, iyi bir beslenme ve diyetetik evet. mezunu ve uzmanlar bununla ilgili en doğru yönlendirmeleri yapacaktır. Mutlaka. Fakat biz de yani e, interdisipliner demiş olduğumuz yani meslekler arasında da bazı alanlarda bilgi sahibi olduğumuz kadarıyla en azından ufak bir iki şeyden bahsetmiş olalım. E, uzak durması gereken şey zaten eğer yüksek şekeri varsa şeker ürünlerinden e, dikkat etmesi lazım. Burada da şeker dediğim az önce de programın i̇şte dile getirmiştim. o yüzden sormak istedim. Karbon bahsediyoruz. Ekmeğin haricinde de özellikle e, unlu olan mamullerden, kızartma ürünlerinden de e, uzak durmaları gerekiyor. Pirinç pilavı e, yani bunlar karbon evet. hidratça çok zengin olan e, ürünler. Bulgur pilavında bir problem yok e, gibi bu ve benzeri beyaz olan çoğu e, ürünlerden kaçınmak gerektiğini söyleyebiliriz. Burada da bir diğer normal sağlıklı bireyler için de tavsiye vermek gerekirse dikkat edilmesi gereken şeylerin başında hocam işlem görmemiş olan malzemeleri tüketmek lazım. Ne gibi? İşte paketli gıdalar gibi yani işte marketten almış olduğumuz margarinler bunlardan ziyade doğal olanını bulmak ve tüketmek bu anlamda çok daha hmm. kıymetli. Çünkü e, biz biliyoruz ki gerçekten Doğal olan besinlerin vermiş olduğu e, düzeyler şeker bile olsa iyileştirici etkilerinde olduğunu biliyor çünkü evet. vücutta birçok parametreyi de etkilediği için e, total anlamda bir iyilik hali ortaya getiriyor bireylerde. Fakat e, bu anlamda işte ne yazık ki erişilebilirlik ve ulaşım anlamında bunlara çok fazla e, ger gerçekten hakiki olan sağlıklı organik besine ulaşamıyorsanız da en azından paketli gıdalardan ya da e, zarar verebilecek burada işte hekimlerin ya da diyetisyenlerin önerisiyle birlikte e, olabilecek besinlerde dikkat edecek şekilde bir beslenme programı olması lazım. Evet. Ama olmazsa olmaz kısım e, proteince dengeli düzenli bir şekilde beslenmeleri gerektiğini mutlaka dile getirmemiz lazım. Karbonhidratı da azaltmaları gerektiğini söylemeliyiz. Peki hocam, diyabet hastalığının tedavisinde. Hareketli yaşamın etkilerinden, olumlu yönlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Ne gibi etkinlikler yapılabilir? Tabii. Şimdi e, şöyle hocam. Orada da yani bu yaşam tarzı içerisindeki maddelerden Hı. birisi de aslında aktif bir yaşam sürme. Fiziksel olarak e, aktif olma hali. E, bunu ben aslında biraz fizik tedavi kısmını da açacağım haricen. Orada Tabii. daha detaylı işlerim. O sebeple burada yaşam tarzında bir iki maddeye daha değinip oradan oraya bağlamak Tabii istiyorum. Ki. Ee, yaşam tarzında beslenmeye bahsettik ee, fiziksel olarak aktif olmamız gerektiğini söyledik bir diğer e, önemli olarak gördüğümüz şey ise uyku kalitesi yani düzenli ve e, ol, işte kendi yaşınıza uygun şekilde minimum değerlerde uykuya sahip olmanız lazım ortalama bunun için 7 ila 9 saat diye söylenir ee, eğer ki işte erken kalkıyorsanız daha erken saatte uyuyarak bu saati ayarlayabilirsiniz fakat e, burada da ben şu, şuna inanıyorum yani günlük hayatında 5 saatlik 6 saatlik uykuya alışmış bir bireyin 9 saat uyumasını teşvik edemezsiniz. Yani kendi Tabii, uykusunun mutlaka. iki katına neredeyse çıkarması çok zordur. Burada da aşamalı olarak en azından uzmanların söylediği bu anlamda şu: uyuyamıyorsanız bile yatak içerisinde istirahat halinde bu vaktinizi geçirin şeklinde bir e, önerileri var. Bir de gündelik yaşamın da gerçekleri var. Yani saat 5'te 6'da mesai başına geçen veya mesai başına geçmek üzere yola çıkan bireyler, vatandaşlar. Onları evet. da göz önünde bulundurduğumuzda zaten 9 saat 10 saatlik uykuyu tavsiye bile edemezsiniz. Tabi yani burada... Yani bunun için akşam çok erken yatması gerekir. Zaten işten gelip Yemiş. yemek yiyip ailesiyle vakit geçirip anca yatağa girebiliyor. Evet. Bazen hani tavsiye verirken de gerçekten gerçekçi olmakta çok fayda var. Kesinlikle yani burada en azından bir şeyleri biz... Ee, buna tıpta progresif ilerleme deriz. Yani kademe kademe hocam örnek veriyorum bir kişi 5 saat uyuyorsa 5 saat 15 dakikaya artırmayı hedeflemeli. Ya buradan 5,5 saate çıkmayı hedeflemeli. Bir evet. anda 5 saat uyuyan bir insana 7 saat uyuyacaksınız demek gerçekçi bir yaklaşım değil. Evet. Bunun arkasındaki yatan e, neden acaba 5 saat uyuyor bunu çözümleyip ardından onu düzenleyip değiştirip olması gereken değerlere çevirmek lazım. Evet. Bu anlamda yaklaşım ve e, doğru müdahaleyi yapmak ve o bahsetmiş olduğum progresif ilerlemeyi sağlamak bu anlamda çok kıymetli. E, sigara alkol kesinlikle bu e, şeker hastalığı için asla ve asla e, dile getiremeyeceğimiz kavramlardan ve bir diğeri de stres. Çünkü stres vücudumuzun e, tüm hormonal dengesini etkileyen bir faktör. E, bu sebeple de kan değerlerimizi tamamen oynattığından dolayı yani belli başlı değerleri değiştirdiği için bizim kan şekerimizde ne yazık ki olumsuz etkiliyor. Bu sebeple stresiz... İyi uykulu, iyi beslenmeli ve zinde bir aktif yaşamla birlikte bu hastalıkla devam edebilirsiniz ya da bu hastalığı tamamen geride bırakabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum aslında. Diyabet hastası değilseniz de bunları uygulamak hayatınızın hmm. gerçekten bir yaşam kalitesi olduğu anlamına gelir. O yüzden herhangi bir hastalığınız yoksa da gerçekten mesela gençleri görüyoruz. Ee, uyku düzenleri çok dağınık. Yani bir gün 3'te 4'te uyuyorlar arkadaşlarıyla işte buluştukları zamanlarda ya da bir araya geldiklerinde. Kimi gün bakıyorsun işte yorgunluktan akşam 8'e 9'da uyuyakaldıkları da olabiliyor. İşte normal zamanlarda 1'de uyuyorlar. Çok dengesiz bir evet, uyku maalesef. düzensizliği var. Ee, bu anlamda da sağlıklı bir ömür, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için ne kadar bunu düzenli bir hale getirebilirsek, bu vücudumuzun da o anlamda bir adaptasyonunu ortaya çıkaracaktır ve bu bizi daha konforlu, daha sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlayacak. Ve hocam fiziksel e, aktivitelerin olumlu Hı -hı. yönlerinden bahsetmeye devam edeceksiniz ama Tabii. arada bir, bir şey sormak istiyorum. Bu... bu genel geçer yani herkesi ilgilendiren. Ana maddelerden ziyade bireysel programlar olduğunu söylediniz diyabetin Doğru. tedavisinde. Halkımızda şöyle bir alışkanlık var. Doktora gitmeden önce o hastalığı kendisiyle paylaşan başka bir eş dost tanıdık akrabaya ulaşıp ondan tedavi yöntemleri almak, hatta o tedavi yöntemi kendisine ikna edici gelirse doktora bile gitmemek. Maalesef böyle olumsuz bir alışkanlığımız var. Evet. Yani millet olarak ve bu oldukça yaygın. Ondan ilaç alıp kullanmadığı fazla ilacı alıp sen bunu bu kadarını bana ver, ben de doktora gitmeyeyim gerek yok tarzı. Şeker hastalığı, diyabet hastalığı için bu ne derece hayati olumsuz etkileri vardır? Bundan bahsedebilir misiniz? Hocam ben diyabetten ziyade bunu genel sağlık olarak da şöyle bir açıp evet. oradan diyabete bağlamak istiyorum. Ee, biz yani aslında hayatımızda istişare olması gereken bir şey ve istişareden ee, mutluluk duyarız. Aslında ne kadar paylaşmak, beraber fikir alışverişinde bulunmak, bir şey iyileştirmeye çalışmak çok güzel ahlaki bir davranıştır. İşte, i̇stişare Kur'an'da açıkça verilen bir emirdir ve en kuvvetli peygamber sünnetlerinden biridir. Evet. Yani e, bu anlamda bir kişinin sağlık problemi olduğunda istişare etmesi bu anlamda çok güzel. Fakat bir kişinin tedavi programına aynen bir başkasına e, bu istişareyle almak bu anlamda doğru olmaz. Çünkü ee, sanıyorum yine içtihat kavramıyla bunu daha iyi açıklamak. İstişare ki... yapılıyor ama hocam yanlış kişiyle. Doktorla evet, doğru veya kişiyle bilir değil. kişiyle değil. Evet. Vatandaş ile yapılıyor. Yine kendisi gibi hasta olan vatandaş gibi vatandaş ile yapılıyor. Evet, Yani içtihatta bile bunu müceddit olması evet. gerekir ki kişinin onlarla bu Müçtehit dediğimiz kişiler içtihat yapabiliyor bu evet. konuda. Yani bu bu aslında sağlığa çevirecek olursak bunu bir şeyin tanısını ya da kararını, tedavisini ortaya koyabilmeniz Mutlaka. için sizin onunla ilgili bir uzman olmanız lazım. Bir sağlık profesyoneli olmanız lazım. Fakat bizim ne yazık ki toplumumuzdaki anlayış bu anlamda biraz negatif yani Maalesef. doğru değil. Ee, Belirtiler aynıysa hastalık %100 aynıdır ve aynı tedaviyi ikimiz de kullanabiliriz bakış açısıyla. Burada Çok bireysen... ciddi yan etkiler görülen yanlış tedaviler yapılabiliyor. Şöyle onu da şöyle örneklendireyim hocam. Ee, örnek veriyorum bir kişi yani aynı işte düzeylerde bir ya da aynı hastalar sahip olsun. İki, iki kişi de diyabet hastası, hastası olsunlar ve tip 2 diyabet olsunlar. Hatta yaşları bile aynı olsun. Cinsiyetleri de aynı olsun. Fakat örneğin kiloları farklı. Biz burada e, beslenmelerde ya da ilaçların kullanılırken e, baz alınan belli başta hesaplamalar vardır. Bunlar e, bu hesaplamalar bilimsel olarak kanıtlanmış, ispatlanmış Tabii. ve e, bu şekilde uygulanmaması halinde sağlık profesyonellerinin bile mahkemelerde yargılandığı şeylerdir. Evet. Yani bu bu kadar e, real olarak ortaya konmuş bilimsel çalışmalar ve ne yazık ki işte örnek veriyorum bir hasta 90 kilo, öteki hasta 75 kilo olsun. Kullanacağı ilaç miktarı bile burada doz olarak geçer. E biri diğerinin dozunda kullanır ya da öteki ötekinin dozunda kullanırsa ya birisi komaya girer ya yani fazla kullandığı için evet. çünkü kendi kilosuna gerekliğinden daha fazla dozda kullanmış olduğu için ya da tüketmemesi gereken bir besini fazlaca tükettiği için evet. komaya girebilir. Ya da diğeri de e, düşüklüğünden dolayı kan şekerini doğru bir şekilde yeteri kadar besleyemediği için o da aynı şekilde ters durumdan Yani e, şeker düzeyinin azlığından dolayı da e, işte bulantı, kusma, baygınlık vesaire evet. ardından da acille kaldıracak kadar duruma da gelebilir. Evet. Bu sebeple e, işte benim komşumun işte kayınpederi de şeker hastasıymış. O şunu kullanıyor. İki ayda iyileşti, şöyle iyi oldu diye bir yaklaşımdan dolayı. İlaçlardan bahsediyoruz burada, Tabii, bitkisel tedavilerden değil de. Ya bitkisel tedaviler de aynı şekilde hocam, çünkü kişinin kan grubu bile çok önemli. Doğru, yani doğru. çünkü bir insanın kan grubuna göre de bazı e, diyet programlarında alınan parametrelerden bas tutulan şeylerden birisi de kan grubudur. Kan grubunuzdan dolayı çünkü bazı vücudunuzdaki bazı şeylerin e, asitlik düzeyi farklıdır ya da işte bazlık düzeyi farklıdır. Bunlar tamamen işin derin ve teferruatlı kısımları yani e, bu böyle genel geçer ha bu, bu hastalıkta bunu yiyor o zaman bu da bunu yerse iyi gelir gibi bir şey hmm. de, kapılmak hiç doğru bir yaklaşım değil. Yani biz burada birçok yani az önce ben dile getirdim nereli olduğu dahi çok hani biz bunu evet. önemsiyoruz dedim. Evet. Ya da işte kendisi günde kaç saat e, uykuya sahip biz bunları bile bir taraftan sorguluyorken. Ee, diğer taraftan bu kadar basit düzeyde işte benim şöyle bir e, eşim dostumun durumunda ya diğer tarafta şöyle bir şey oluyor o zaman ben de bunun aynısını yapayım gibi bir e, tavsiye çok doğru değil. Hocam vaktimiz daralıyor son soru olarak fiziksel tedavi ile ilgili veya fiziksel Tabii. aktivitelerle ilgili en son bir cümle kuracaktınız. Tabii. Onu da alalım sonra programımızın sonuna geleceğiz. Tabii. Ee, biz işin fizik tedavi kısmında da bu düzenli bir e, aktif yaşamı kurgulayabilmek amacıyla yapmış olduğumuz şeylerin başında şu var hocam. Ee, bir egzersiz programı hazırlıyoruz. Burada dikkat ettiğimiz birkaç e, ana başlık egzersiz türleri var. Ee, bu kişiler düşmeye çünkü baş dönmesi işte gözlerde bulanık görme gibi yorgunluk vesaire halsizlik durumları olduğu için düşmeye çok açık hastalardır ve biz denge egzersizleri çalışırız genellikle. Ee, aerobik egzersizlere önem veririz. Aerobik yani nefes alıp verme solunumlarının e, biraz daha kapasitelerini artması. Çünkü e, solunum ve kanın ne kadar ilişkili olduğunu eski evet. bölümlerimizde zaten çok defa bahsetmiştik. Evet. Bir diğer kısım ise beslenmenin ne yazık ki bu tarz bu hastalarımızda biraz iştah e, eksikliği olduğu için beslenmeleri de biraz düştüğünden kilo kayıpları ve beraberinde de kas kütlelerinde azalma olduğu için biz kas kuvvetlendirmesi de çalışırız. Yani kuvvetli bir kas hem onun dengede durmasını hem de vücudun zindeliği açısından da e, çok kıymetli. Biz bu bu sebeple e, kas kuvvetine yönelik de egzersizler yaparız. E, tabii ki en önemli şeylerin başında da ee, o cilt kısmından dolayı biz mutlaka duyu testi de yaparız. Duyu testi. Hisleri var mı? İşte hmm. sıcağı ya da soğuğu ayırt edebiliyor mu? Ya da eee işte bir ucu sivri ya da işte künt demiş olduğumuz başka bir testle sivriyi hissettiğinde sivri ya da e, sivri olmayan künt dediğimiz kısmı batırdığımızda onu sivri olarak mı algılıyor? Buradan hmm. da sinirlerin ne düzeyde etkilendiğini aslında ölçümlemiş oluyoruz. Buna göre de duyuya yönelik de egzersizler ya da tedavi programımıza bu sürece dahil edebiliyoruz. Son olarak şunu da söyleyerek bitirelim Tabii. hocam. Eğer ki bu egzersizler ya da fiziksel aktivite, yürüme, koşma, yüzme vesaire gibi egzersizler yapıyorsanız ne zaman sonlandırmasını, Ne zaman e, ara vermeyesiniz? Şayet şayet göğsünüzde bir sıkışma, daralma, ağrı, sızı hissettiyseniz egzersizde hemen o an bir e, dur demelisiniz. E, veyahut e, bir bulantı, mide bulantısı hissederseniz, kendinize bir sersemlik hissi ee, hissederseniz burada da mutlaka egzersizi dur, dur, durdurmalısınız. Egzersizi hiçbir şekilde aç karnına yapmamalısınız. Aç karnına bir e, egzersiz istemiyoruz. Diyabet hastaları için söylüyorum evet. bunu. Ve e, mutlaka egzersiz öncesinde bir 5-10 dakikalık ısınma ve egzersiz sonrasında da bir 5-10 dakikalık soğuma e, periyotlarıyla bu programı biz tamamlamış oluyoruz. Bu sebeple de bir sağlık profesyoneli olarak fizyoterapistlerden yani bizlerden destek alabilirler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Diyabet hastalığı ile ilgili gerçekten çok kıymetli bilgiler edindik. Hepimizin başına gelebilecek bir rahatsızlık. Her birimiz potansiyel diyabet hastasıyız. Her an bununla karşılaşabiliriz. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekenleri öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki Sağlık Olsun programında görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.